Evren tamı tamına 13.8 milyar yıl yaşında. Bunu ölçmek için sayısız gözlem yapıldı. Üstelik birbirinden gayet bağımsız ölçüm yöntemleri kullanılarak hepsi de bizi bu sonuca, yani 13.8 milyar yıl sonucuna götürdü. Yani çok uzun zamandan beri bilim insanları bu sayıda, bu yaşta hemfikir. Fakat geçtiğimiz günlerde garip bir haber çıktı. Malum JWST, yani James Webb Space Teleskobu'nun fırlatılmasının ardından bir takım yeni gözlemler elde etmeye başladık. Şu zamana kadar elde ettiklerimizden çok daha kaliteli ve detaylı gözlemler bunlar. O yüzden yeni keşifler de barındırıyor içinde ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan şu makale, JWST'nin çok uzak galaksilere dair bir gözlemine dikkat çekti. Vardığı sonuç şuydu: evren 13.8 milyar değil, 26.7 milyar yıl yaşında. 26.7. Artık neye şaşıracağımıza inandınız. Aman, neye inanacağınızı şaşırdınız biliyorum. Ben bile şaşırıyorum gördüğünüz gibi. Bir anda bildiklerimiz ters köşe olabiliyor gibi. Ama aslında öyle değil. Ve bu tür haberleri öyle pek ender de duymuyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıllarda evrenden daha yaşlı bir yıldız olduğu haberi çıkmıştı. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Hatta adını bile koymuşlardı. Methuselah. Dinler tarihinde bilinen en uzun yaşamış kişi. Tabii o işinde aslı astarı sonradan ortaya çıktı. Şimdi size böyle bir haber duyduğunuzda arka planda, o lobide neler döndüğünü çıtlatacağım. Hazır mısınız? Evrenin yaşının nasıl ölçüldüğünü göstermeden önce sizlerden gelen yoğun istek üzerine Camden'in yeni kampanya kodlarını paylaşayım. Bu kodlar konumuzla da ilgili ona göre. Yeni bir sezona başlarken, yeni hedefler peşinde koşarken İngilizce öğrenme konusunda aradığınız motivasyonu Camden ile yakalayabilirsiniz. O hedefler için ana dil İngilizce olan eğitmenlerle birebir görüşebilir ya da grup derslerine katılabilirsiniz. Ayrıca Camden'de şimdi tamamen ücretsiz kaynaklar var. İş İngilizcesinden eğitime, sanattan teknolojiye binlerce ücretsiz kaynak tek tıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Cambly'e girip orada ücretsiz bir hesap oluşturmak. Bu arada Cambly Kids de okula dönüş indirimine başladı. Çocuğunuzun sadece yeni okul döneminde değil, gelecekte de karşısına İngilizce engelinin çıkmasını istemiyorsanız şimdiden harekete geçin. Cambly Kids ile çocuğunuza erken yaşta kaliteli bir İngilizce eğitimi sağlayın. Unutmayın, bu kanalın izleyicilerine özel indirim kodları 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece yarısı saat tam 00.00'da aktif olacak. Sınırlı sayıda ve kısa bir dönem için geçerli, bu fırsatı kaçırmayın. Gelelim evrenin yaşının nasıl hesaplandığına. Evrenin yaşı. Nasıl ölçersiniz ki bunu? Şimdi biz kendi yaşımızı doğduğumuz günden beri sayıyoruz. Bir yerlere, kayıtlara geçiyor. Gören birileri falan da var. Ama ya evrenin başlangıcı? Orası her şeyin başlangıcı, onu sayacak kimse yok. Fakat zamanı geriye sarabiliriz. Evrenin genişlediğini gözlüyoruz ve bu genişlemenin hızını ölçebiliyoruz. Bu tıpkı saatte 50 km hızlı gittiğini bildiğimiz bir arabayı izlemek gibi. Kilometre sayacı 500 km'yi gösteriyorsa nedir demek ki 10 saatten beri yol gitmiş diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı. İşte evrenin yaşına dair yapılabilecek en basit hesaplama da bu şekilde işliyor. Evrenin genişleme miktarını ifade eden şu Hubble sabiti aslında bir nevi arabanın hızı. Bunu alıp geriye sardığımızda evrenin 14.4 milyar yaşında olacağını görüyoruz. Tabii bu çok kaba saba bir hesap ama yine de gerçek değer olan 13.8 milyar yıla da epeyce bir yakın. Bu aradaki ufak fark, evrenin hep aynı hızda genişlemediğini, başlarda çok daha hızlı genişlemiş olduğunu söylüyor. Yani hızı sabit değil. Hani arabalar da yola çıkarken önce düşük vitesle başlar, sonra vites arttırarak hızını da arttırır ya. Gerçi vites mi kaldı? Tabii şimdi yaş ölçümü deyip radyoaktif bozulmayı konuşmadan olmaz. Radyoaktif deyince aklınıza Hulk gelmesin. Atomlardan bahsediyorum. Ne diyorsun? Bu atomlar belirli bir süre sonra başka bir atoma bozunuyorlar ve laboratuvar deneyleri sayesinde hangisinin ne kadar sürede neye dönüşeceğini biliyoruz. Buna yarı ömür deniyor. Adı üstünde. Örneğin elimizde yarı ömrü 5 yıl olan bu atomlardan başta 100 tane varsa, bundan 5 yıl sonra ölçtüğümüzde elimizde bundan geriye yarısı, yani 50 tane kalmalı. İyi güzel de peki bu bilgi evrenin yaşını ölçerken bizim nasıl işimize yarayacak? Dünyanın yaşını ölçerek tabii ki. Dünya evrenin oluşumundan çok daha sonra ortaya çıktığına göre dünyanın yaşı evrenin yaşı için bir limit oluşturur. Bize bir fikir verir. Örneğin dünyanın yaşı 4.6 milyar yılsa evren 3 milyar yıl yaşında olamaz değil mi? Eğer öyle buluyorsak iki hesaptan birinde hata olmalıdır diyebiliriz. İyi de bunu nerede ölçeceğiz? Şimdi bulabileceğiniz en yaşlı ne varsa getirin. Hadi yarışıyoruz. Dünyanın en yaşlı taşını kim bulacak bakalım? Ya da meteorları ölçebiliriz. Onlar dışarıdan geliyorlar.
Çok da dışarıdan değil gerçi, pek muhtemelen yine güneş sisteminin bir yerlerinden. Fakat işte bu sayede güneş sisteminin yaşını yaklaşık 4.6 milyar yıl olarak hesaplayabiliyoruz. Tabii bu işin sadece güneş sistemi kısmı. Buradan evrenin yaşına gidebilmek için güneş sisteminden öncesini de bilmemiz lazım. Güneşin kimyasal kompozisyonundan, onun evrenin başında oluşan bir yıldız olmadığını, başka bir yıldızın süpernova kalıntılarından oluştuğunu biliyoruz. Yoksa biz de olmazdık ya. Bizi oluşturan o tüm atomlar hidrojenden, helyumdan güneşin annesinin karnının içerisinde kaynaşa kaynaşa oluştu. Tabii bu ilk yıldızların da bir yaş limiti var. Bu limiti de hesaba kattığımızda gördüğümüz şey, evet doğru bildiniz, 13.8 milyar yılla oldukça tutarlı. Pek tabii evrende yaşını ölçebileceğimiz tek şey dünyadaki taşlar ya da meteorlar değil. Yıldızların da bir yaşı var. Evet ve üstelik onların yaşını daha onların diplerine gitmeden ölçebiliyoruz. Yıllar içerisinde astrofizikçiler çok başarılı modeller geliştirdiler. Bir yıldızın doğumundan büyümesine, oradan ölümüne kadar artık her sürecini biliyoruz. Ama güzellik esas şunlarda, küresel yıldız kümelerinde başlıyor. Bunlar on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca yıldızı çok küçük bir alanda barındıran küresel yapılar. Galaksiler içerisinde dağılmış halde bulunuyorlar. Hatta geceleyin teleskobunuzu yıldız diye gördüğünüz bir yerlere tutacak olsaydınız bu kümelerden birine denk gelme ihtimali de olabilirdi. Peki bu yıldız partisi neden bu kadar önemli? Yani tek tek olunca önemli değil de bir araya gelince mi önemli oluyorlar? Size astrofiziğin altın diyagramını göstereyim şimdi. HR diyagramı. Bunun üzerine saatlerce, günlerce konuşabilecek, detaylarına kitaplar yazılabilecek türde bir diyagram bu. Ama öyle çok da karmaşık zannetmeyin. Kısaca yıldızların parlaklığına karşılık yüzey sıcaklığının grafiği bu aslında. Yani yüzey sıcaklığı şu kadar ve parlaklığı şu kadarsa yıldız burada yer alıyor. Şimdi bunu bu küresel kümedeki tüm yıldızlar için yaptığınızda belirgin bir dağılım çıkıyor. Astrofizikçiler bunun sırrını tabii ki 10 yıllar önce çözdüler. Çoğu yıldızın yer aldığı şu kola ana kol deniyor. Yıldızlar ömrünün çoğunu burada geçirdikleri için burası oldukça kalabalık. Örneğin bu Güneş. Zamanla yakıtını tükettikçe ve evrimleştikçe grafikteki yeri de böyle değişecek. Bu sayede yıldızların hayat öykülerini, geçmişlerini, geleceklerini anlayabiliyoruz. Tüm kümeyi çizdirince ise büyülü bir şey oluyor. Ana koldan bir ayrılma olduğunu görüyoruz. Buna ana koldan ayrılma yaşı deniyor. Hani yuvadan uçan kuş gibi. Her küresel kümede farklı bir noktadan ayrılma olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bize bir bütün olarak oluşan o kümenin yaşını veriyor. Çünkü hangi yıldızların nereden ne zaman ayrılması gerektiğini astrofizikçilerin keşifleri sayesinde biliyoruz. Süper. O zaman teleskoplarımızı her tarafa çevirelim. Her yerde küresel küme var. Bunları barındırmayan galaksi neredeyse yok. En yaşlısını bulursak o zaman diyebiliriz ki evren de işte bundan daha genç olamaz. Alın size yeni bir limit. Bilin bakalım bu ölçümlerin tanımladığı alt limit neyle uyumlu? Evet, 13.8 milyar yıldan yaşlı bir küme yok. Hani evrenden yaşlı bir yıldız vardı, Methuselah? Ne oldu ona? Bir şey olmadı. Aslında hiçbir şey olmadı. Çünkü hiçbir zaman evrenden yaşlı olduğuna dair bir çalışma yayımlanmadı. Ya şaşırdınız değil mi? Bu haberler nereden çıktı abi o zaman diyorsanız alın işte Methuselah'ın yaşını duyuran çalışmanın başlığı. Büyük patlamadan hemen sonra oluşan yıldız. Yahu başlığında bile demişler büyük patlamadan sonra oluştu diye. Ama neyi kıvırdıklarını da söyleyeyim size. Ölçümün hata payını. Hiçbir zaman aslında kesin bir değer ölçmüyoruz. Mesela bu kalemi alsam, uzayda bile yazan kalem bu. Daha önce bir videosunu yapmıştım. Çıkartayım şimdi. Ve kalemin boyunu ölçsem. 5 santimetre desem de ölçtüğüm cetvelin tırnaklarının bir kalınlığı var. Örneğin 5.0008 santimetre diyebilmem pek de mümkün değil. Çünkü bu hassasiyetle ölçemiyorum. Herhalde 5.0 artı eksi 1 santimetredir diyebiliyorum. Yani 4.9 santim ile 5.1 santim arasında bir yerlerde olsa gerek. İşte bu çalışmada Methuselah'ın yaş ölçümünün hata payı öyle az buz değil, epey büyüktü. 14.46
artı eksi 0.8 milyar yıl. 0.8 yani 800 milyon yıl. 13 nokta olabilir, 13.6 da olabilir, 15.2 de. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Çalışmayı yapanlar evrenin yaşından tabii ki düşük olması gerektiğini farkındalar ama. Drama sevenler belli ki 15.2 olabileceğine inanmış. Zaten sonradan yapılan daha hassas çalışmalar evrenin yaşından çok daha küçük olduğunu ortaya koydu. Yani aslında haberler böyle çok sansasyonel olsa da sesini pek duymadığımız bazı bilim insanları doğrusunu hep biliyordu. Belki bazılarınız hatırlar. Penzias ve Wilson diye iki bilim insanı antenleriyle ölçüm yaparlarken garip bir gürültü dikkatlerini çekiyor. Bahçedeki korna gürültüsünden bahsetmiyorum. Sinyaldeki gürültüden bahsediyorum. Düşünüyorlar, ediyorlar. Herhalde antendeki güvercin pisliğinden filandır diyorlar. İşte o güvercin pisliği sandıkları şeyin aslında evrenin başlangıç zamanlarından gelen radyasyon olduğunu anladıklarında Evreka. Zaten bu keşif sonradan Nobel'i getiriyor. Çünkü bu kozmik mikrodalga arka plan ışımasının CMBR, kozmik microwave background radiation'ın keşfi. Hatta hani bazı tüplü televizyonlarımız vardır ya. Şöyle televizyonlar. Bunu açtığınız zaman şöyle karıncalı görüntüler gösterirler. İşte burada gördüğümüz bu gürültünün bir kısmı kozmik mikrodalga arka plan ışımasından geliyor. Güvercin pisliğinden falan değil. Evrenin yaklaşık 380 bin yıl yaşındayken tüm uzaya saçtığı bu ışıma hala bize ulaşıyor. Adeta büyük patlamanın o pat sesinden kalan bir yankı gibi bu. Ben bunu ilk keşfettiğimde, fark ettiğimde, okuduğumda müthiş şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Sonra tüplü televizyonlar yerini LCD falan televizyonlara bırakınca bayağı da üzülmüştüm. O yüzden bunu hala saklıyorum gördüğünüz gibi. Tabii astronomlar meraklı değil mi? Evrenin her köşesinden ne kadar geldiğini ölçmek ve onu haritalandırmak istiyorlar. Belki şuradan daha fazla geliyordur, şuradan daha az, kim bilir? Homojen mi dağılmış yoksa bir yerlerde bir kümelenme mi var? Bu harita ilk Kobe uydusu tarafından 1992'de elde ediliyor. Pek bir şeye benzemiyor değil mi? Kıtalar ve okyanuslar gibi sanki bir dünya haritasına benziyor. Oysa bu aslında evrenin doğumunun ayak izi. Sonra daha iyisi WMAP uydusuyla 2003'te elde edildi. Ondan daha iyisi ise Planck uydusuyla 2013'te. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bilim ilerledikçe, teknoloji geliştikçe haritada detaylanıyor, çözünürlük artıyor. Ama asıl dikkatinizi çekmesini istediğim detay bu değil. Bakın harita öyle bambaşka bir şeye dönüşmüyor. Sadece giderek daha hassas sonuçlar alıyoruz. Az önceki televizyondaki karıncalanmadan bu haritaya. Bakın örneğin bu mavi bölge hep orada. Yeni keşifler bilimi baştan yaratmıyor yani, onu sadece detaylandırıyor. Bu mavi kırmızı da neyi ifade ediyor derseniz, mavi bölgeler nispeten soğuk, kırmızı bölgelerse nispeten sıcak yerleri ifade ediyor. Çok şaşırtıcı ama bu iki bölge arasındaki sıcaklık farkının ne kadar çok ya da az olduğu ve nasıl kümelendikleri de bize neredeyse tüm evreni anlatıyor. Bu diyagramdan bahsediyorum. Az önceki o CMB haritasının matematik diline dönüştürülmüş hali bu. Şimdi bir orkestra düşünün. Kemanlar, üflemeliler, davullar. Biz hepsini aynı anda duyuyoruz. İşte bu diyagram da evrenin orkestrası. Not quite my tempo. Bütün seslerin bir araya gelmiş hali. Matematikçiler ve fizikçiler bu bütünleşik sesi enstrümanlarına ayrıştırmanın bir yolunu bulmuşlar. Bu diyagrama bakarak evrendeki madde yoğunluklarını, geometrisini ve yaşını çözebiliyorlar. Örneğin madde yoğunluğu daha fazla olsaydı grafik şöyle değişmeliydi diyebiliyoruz. Bu sayede aşırı hassas bir şekilde evrenin yaşını belirleyebiliyoruz. Zaten sonradan Kobe uydusu çalışmaları nedeniyle iki bilim insanı da yine Nobel ödülü aldılar. Bu yüzden çoğu kozmolog Kobe'yi modern kozmolojinin başlangıcı olarak görür. Evrenin doğumunu ölçtüğümüz bu proje bizim için de evreni anlamanın doğuşu oluyor diyebiliriz. Bakın 3 tane birbirinden tamamen farklı yöntemden bahsettim sizlere. Eğer elinizde tek bir yöntem olsaydı ve farkında olmadan bir yerlerde hata yapıyor olsaydık bu bir sorun olabilirdi. Fakat birinde hata yapsak bile diğerleri bundan etkilenmiyor, bağımsız. Üstelik bu yöntemlerin de kendi içerisinde sayısız gözlemi var. O yüzden evrenin 13.8 milyar yıl yaşında olduğuna epeyce bir eminiz.
O zaman nasıl oluyor da 26.7 milyar olduğunu söyleyen böyle bilimsel bir makale yayımlanabiliyor? Çünkü bilimin bir görevi de bu. Ne olursa olsun alternatifleri düşünmek, onlara gözünü kapatmamak. Yes, science. Birileri JWST gözlemlerinde bir şeyleri fark ediyor ve acaba diyerek araştırıyor. Ve bu çok da normal. İlla kendi keşifleri olmak zorunda değil. Bu aynı zamanda diğerlerinin de dikkatini çekmek. Bakın burada bir şeyler olabilir, dikkat edelim demek. Belki biraz daha fazlasını da demeye çalışanlar olabilir. Orasını bilemem. Yani bazıları dikkat çekme konusunda epeyce bir çaba sarf ediyorlar çünkü. Ve zaten bu şekilde dikkat çekince kısa sürede ne oluyor biliyor musunuz? O teleskobun, James Webb Space Teleskobu'nun kalibrasyonu ile ilgili bir problem olduğu ortaya çıkıyor. Yani hakikaten bir problem bu sayede düzeltiliyor. Sadece o problem evrenin yaşı ile ilgili değil. Biz de işte böyle habire uzaktan o tartışmaların yankılarını duyuyoruz. Onlardan türevin türevinden hazırlanmış haberleri okuyoruz. Aslında bunlar tamamen akademik tartışmalar ama drama büyük. Ya evren sandığımızdan iki kat yaşlıysa? Bak bak bak. Ya hepimiz yanıldıysak? Yok öyle bir şey tabii ki. Eğer öyle olsaydı, yani 26.7 milyar yıl olsaydı, niye her şey 13.8 milyar yılla kısıtlı kalsın ki? Hadi 20'yi 25'i bir kenara bırak. En azından bir 15 milyar yıllık kümeler görmemiz gerekirdi. Hatta bunların her tarafta olması gerekirdi. Keza yıldızlar daha çok evrimleşmeli, kimyasal kompozisyonları da değişmeliydi. CMB'yi nasıl açıklayacaksınız artık? Onu da siz düşünün. Açıklayamazsınız. İyi bir bilimsel keşif zaten çözdüğünden fazla soru ve problem yaratmaz. Tam aksine onları çözer. Yani o bulanık haritanın çözünürlüğünü arttırır. İşte size akademinin ve bazı bilim haberlerinin küçük sırrı. Her şey burada da pek doğru değil yani. İyi bilim var, kötü bilim var. Sessiz sakin çalışıp işine bakanlar var. Bir de ne yaparsam sesimi daha çok çıkartırım da meşhur olurum diyenler. İşte siz böyle kakafonik bir ortamda sesini duyurmak için pek de çaba sarf etmeyenleri bulup onlara kulak vermeye çalışın. Onlar hep orada. Birileri bazı şeyleri çarpıtıp gündem yaparken onlar bu hataları pelerinli kahramanlar gibi sessizce düzeltiyorlar.